Sayın seyirciler, Bulgaristan'ın Deli Orman yöresinden 1978 yılında denize getirildikten sonra her yıl şenliklerle kutlanan Ters Lale, Tuşaya Ters Lale Şenliği bu yıl 6. kez düzenlenecek. Tüm Denizlili vatandaşları festivale davet etti. İnşallah bu yıl 6.sını gerçekleştireceğimiz ve pazar günü, önümüzdeki pazar günü saat 1.30'da başlayacak olan festivalimiz de artık bizim o yöreyle geleneksel hale gelen ve bölgemizin simgesi haline gelen Ters Lale'yi inşallah halkımızla yine neşeli bir ortamda paylaşarak ve ters lalelerimizin bahçelerini göstererek güzel bir festival olacağına inanıyoruz. Peki festivalin içeriğinden biraz bahsedecek olursak neler yapılıyor? Şimdi festivalin içeriğinden bahsedecek olursak saat 1.30'da açılış konuşmalarını işte değerli devlet büyüklerimizden gelen olursa onlarla birlikte açılış konuşmalarını gerçekleştirdikten sonra Denizli Belediyesi'nden gelecek olan sanatçı arkadaşlarımız var. İşte halk oyunlarımız var. Çeşitli bu yöremize özelliğini anlatan simgesel olmuş oyunlarımız var. Ve bölgemize has o bölgenin tarihiyle kültürünü ilgilendiren sergilerimiz var. Bir de artık o da geleneksel hale gelen halkımıza ikramımız olan kuru fasulyemiz var. Bir de biliyorsunuz Tuğşahiye'nin yanında bizim Hayrettin köyümüzün tamamen organik ortamda yetişen fasulyesi var. Bu fasulyesinden de oraya gelen misafirlerimize inşallah ikram edip damak zevklerine de hitap edecek inşallah. Hayrettin Köyü Muhtarı Hasan Öztürk, Tuşaya Şenlikleri Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesinden atalarımız tarafından 1978 yıllarından bugüne getirilmiştir. Ters Lale, muhacir evlerinin bütün bahçelerinde bulunmaktadır. Hristiyan alemi için çok önemli bir öneme sahip olan Ters Lale, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğini anımsattığından dolayı kutsal bir bitki kabul edilir dedi. Hayrettin Köyü'nde Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesinden atalarımız tarafından 1877-78 yıllarında getirildiğini biliyoruz bu çiçeğin. Bütün bahçelerimizde, muhacir evlerinin bütün bahçelerinde olan bir çiçektir. Biz bunu ekonomiye kazandıralım diye dernek olarak Hayrettin Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak böyle bir faaliyette bulunduk. Şu anda çeşitli yerlerden toplamış olduğumuz soğanları, 6.000 tane soğanı iki ayrı bahçede üretime başladık. Bunu İl Tarım Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Denizli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kontrolünde yapıyoruz. Şu anda henüz pazarlamasına geçilmedi. Fakat görsel olarak iyi bir görselliği var. Biz vatandaşlarımızın oraya gelerek iyi bir seyir zevki tadacaklarını zannediyorum. Neden ters? Bunu merak ediyorum. Şimdi biliyorsunuz bunun çok fazla ismi var. Yani hikayesi var. Bu Hristiyan aleminde biliyorsun kutsal sayılan, işte çarmıha gerildiğinde Hazreti İsa'nın, onlar için kutsal sayılan bir bitki. Ayrıca başkanım da bahsettiği gibi o kadar çok hikayesi var ki, ama en güzeli bunu vatandaşlarımıza diyoruz ki pazar günü inşallah bizim Hayrettin köyümüze, Bozkurt ilçemize geldiklerinde oradaki halktan bu hikayeleri dinlerlerse daha mükemmel olacağını düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim ve bu çiçeği sizlere takdim ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ters Lale'nin birçok hikayesi var. En çok bilineni ise hüzün çiçeği olarak bilinen. Çünkü özünü toprağa akıtır Ters Lale. Efendim hepinizi 14 Nisan'da saat 13.30'da Hayrettin Köyü'ne davet ettik.